Neden Böyle YouTube kanalından herkese merhaba. Avukat Begüm Gürel bugün bizim konuğumuz oldu. Avukat Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için bize. Bugün sosyal medyada işlenen suçlar hakkında konuşalım istiyorum ben. Genel başlık altında sormak istiyorum. Sosyal medyada işlenen suçlar nelerdir? Tabii ki. Şimdi aslında sosyal medyada ayrı, işte güncel hayatımızda ayrı olarak değil aslında TCK'da yani Türk Ceza Kanunu'nda yer alan birçok aslında suç çeşidi ya da suç teşkil eden eylem diyebiliriz. Sosyal medya nezdinde de işlendiğinde yani internet ortamında aslında aynı şekilde suç olarak kabul ediliyor. Bunlar tabii ki de birçok aslında TCK'da yer alan mesanedir, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, cinsel taciz, işte Cumhurbaşkanı hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi devletin işte egemenlik alametlerini aşağılama gibi birçok TCK'da yer alan eylem, suç teşkil eden eylem aynı şekilde sosyal medya üzerinden işlendiğinde de suç olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki de dijitalleşmenin hayatımıza bu kadar girmesiyle ve artışıyla birlikte de bazı eylemlerde baktığında sadece bilişim ortamlarında işlendiğinde karşımıza suç olarak çıkıyor. Nedir bu mesela? Bilişim sistemlerine girme, onlara sistem bozma, verileri yok etme, yine aynı şekilde banka veya kredi kartı dolandırıcı. Mesela son günlerde çokça bunu duyuyoruz ya da mesela sosyal medya hesapları üzerinden işte bize mesajlar atılıyor. Ne deniyor? İşte adınız bir sahtecilik sitesinde veya bir dolandırıcılık sitesinde kullanılıyor. İşte şu linke tıklayın. Yani hiçbir arkadaşınız veya hiçbir yabancı sistem size bir link atmaz. O şekilde ne yapıyorlar mesela? Sizin sosyal medya hesabınızı hackliyorlar. Pek tabii ki de sosyal medya hesabımızın çalınması TCK kapsamında bir suç teşkil ediyor. Neden? Çünkü size ait olan bir hesabı tamamen verileri çalıyorlar ve o verileri de aynı şekilde o hesabı sisteme girerek yok edip bozmuş oluyorlar. İşte tam da bu noktada aslında gündelik hayatta karşımıza çıkan bir şekilde suç teşkil eden eylemlerin sosyal medya veya internet ortamı üzerinden veya bilişim sistemleriyle işlenebildiğini görüyoruz. Peki sosyal medyada işlenen suçlarla klasik suçlar arasındaki farklar nelerdir? Şimdi şöyle aslında sosyal medya üzerinden işlenen suçlar sosyal medya vasıtasıyla veya sosyal medya ortamı kullanarak işlenen suçlardır. Yani örnek veriyorum trafikte giderken ben hiç tanımadığım birine hakaret edebilirim. Bu normal işte hakaret suçunu oluştururken sosyal medya üzerinden bir kişiye hakaret ettiğimde bu ise artık daha aleni olduğu için biliyorsunuz hakaretin ağırlaştırılmış neticesi olarak karşımıza çıkar ve aslında daha fazla kişiye ulaştığı için bu eylem ağırlaştırılmış olarak cezalandırma söz konusu. İşte tam da bu noktada sosyal medya üzerinden yapılan bir hakaret eyleminin kim tarafından, ne şekilde, ne sayıkla yapıldığını veya bu eylemin gerçekten hakaret mi yoksa ağır eleştiri kapsamında mı? Çünkü Yargıtay'ın son zamanda vermiş olduğu kararları incelediğimizde aslında birçok sözün daha ziyade ağır eleştiri kapsamında değerlendirildiğini görüyoruz. Ki bir de şöyle bir ayrıma da gitmek gerekiyor tam da bu noktada. Sıradan bir vatandaşa yapılan eleştiriyle ünlü bir politikacı olabilir, bir sanatçı olabilir. Bir şekilde medya üzerinden aslında tanınırlığıyla, ünüyle geçimini sağlayan ve bu şekilde mesleğini icra eden kişiler kapsamında kıyasladığımızda pek tabii ki onların eleştirilere katlanma yükümlülüğüyle bizim daha farklı. Çünkü netice itibariyle onların medyadan ve basından sağlamış oldukları ve elde etmiş oldukları aslında bir çıkar söz konusu. O yüzden de diyorlar ki sizler zaten kamuoyunu mal olmuş kişiler olduğunuz için sizin aslında o özel hayatınızın kapsamı daha dardır normal kişilere göre. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz burada. Bir kişiyi diyelim ki ünlü bir sanatçıyı sevgilisiyle bir bara gittiğinde çektiğiniz zaman bu tabii ki de basının haber yapma özgürlüğü kapsamında ve kamunun haber alma özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği için o kişinin siz artık özel hayatın gizlini ihlal ettiğinizden bahsedemezsiniz. Ama siz bu ünlü kişinin evinin balkonunda olduğu bir noktada eğer ki o kişiyi çekim yapıyorsanız tabii ki de orası artık onun özel alanı oluyor. Ama siz sıradan bir vatandaşı onun izni olmadan bir kafeteryaya gittiğinde tabii ki de çekip onun orada olduğunu ifşalıyorsanız bu tabii ki de kişisel veriler kapsamında suç oluşturabilir. O nedenle de dediğim gibi burada kamuya mal olmuş kişi ve sıradan vatandaş ayrımı tabii ki de yapılması gerekiyor. O eylemin suç teşkil edip etmediğini veya bir eleştiri mi veya bir hakaret mi noktasında bakıldığı zaman buna bakmamız gerekiyor.
Peki sosyal medyada en çok işlenen suç türleri hangileri? Şimdi sosyal medyada en çok işlenen suç türü olarak karşımıza ne çıkıyor aslında? Hakaret, işte cinsel taciz, tehdit, özel hayatın gizli ihlal ve haberleşmenin gizli ihlal ve kişisel verilerin hukuk aykırı olarak ele geçirmesi ve yayılması olarak karşımıza çıkabilir tam da bu noktada aslında. Çünkü nedir? Görüyorsunuz bir paylaşım yapılıyor. Hiç tanımadığınız bir kişi sosyal medya aracılığıyla oradan size hakaret edebiliyor. Sizi küçük düşürücü, onur kırıcı, haysiyetinize kadar varabilecek kadar ve psikolojisi bozabilecek şekilde bir takım şeylerde, eylemlerde bulunabiliyor. Tabii ne görüyoruz başka mesela? Cinsel zorbalık görüyoruz. Yine bir kişiye sosyal medya üzerinden mesela devamlı olarak istemediği şekilde arkadaşlık isteği göndermek, o kişiyi yine aynı şekilde farklı farklı mecralardan takip etmek. Eğer ki ben bunu istemiyorsam bu aslında bir siber zorbalığa giriyor. Mesela isterseniz başka bir yayında siber zorbalığı, ısrarlı takibi ve aslında ısrarlı takip kapsamında kişilerin ne yapabileceğini, işte 62-84 sayılı yasadan faydalanabileceğini konuşabiliriz. Peki sosyal medya üzerinden işlenen suçlar vatandaşa karşı işlenirse bu durumda neler yapılabilir? Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman öncelikle şunu önermek istiyorum. Bir arzu ederseniz noter tarafından bu durumu tespit etmek için bir tespit yaptırabilirsiniz. Veyahut da bu size karşı yapılan hakaretin bir ekran görüntüsünü alıp bir savcılığa suç duyurusu dilekçesiyle birlikte ekini ekleyerek savcılığa suç duyurusu bulunabilirsiniz. Veya yine aynı şekilde karakola şikayette bulunabilirsiniz. Ama burada çok da hani acil bakılması gereken bir durum ve suçüstü bir hal olmayacağı için bazen karakol ise savcılığa gidin, suç duyurusu bulunun diye yönlendirilebilir. Ama tabii ki de sizin aldığınız ekran görüntüsü çıktılarından ziyade noter tarafından yaptıracağınız tespit resmi makama yaptırmış bir tespit olacağı için aslında çok daha sağlıklı ve ileriye yönelik olarak aslında sizin bu mevcut durumu ispatınız açısından durumu kolaylaştıracaktır. Peki sosyal medya üzerinden işlenen suçlar Cumhurbaşkanı'na karşı işlenirse ne yapılmalıdır? Şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın aslında mevki ve makamını korumuş oluruz ve onun aslında aynı zamanda saygınlığı. O yüzden bir hakaretin sıradan bir vatandaşa işlenmesiyle Cumhurbaşkanı işlenmesi arasında TCK bakımından bir farklılık söz konusu ve Cumhurbaşkanı hakaret de aslında ayrı bir maddeyle düzenlenmiştir. Ve Cumhurbaşkanı hakaret halinde kişi daha ağır cezayla cezalandırır. Çünkü neden? En nihayet Cumhurbaşkanı bizim ülkemizi yöneten kişi konumunda ve her vatandaşın onu sayması beklenir ve o makamın ve mevkinin ve o kişinin saygınlığının korunması adına da bu noktada tabii ki de cezanın daha ağır olması gereken aslında. Peki izin almadan çekilen görüntüler, bunu özellikle son zamanlarda da çok görüyoruz. İnsanların fotoğrafları çekiliyor gizlice. İşte Twitter, Facebook, Instagram gibi mecralarda paylaşılıyor. Bu durumda ne yapılmalı? Şimdi şöyle, aslında burada kişisel veri kavramı hayatımıza son yıllarda girdi ve biz eskiden mesela örnek veriyorum, biri benden Ebru Hanım'ın numarasını istediğinde onu paylaşabiliyorduk ama aslında Ebru Hanım'ın cep telefon numarası Ebru Hanım'ın kişisel verisi olarak değerlendiriliyor. İşte aslında tam da bu noktada bu veriyi paylaşırken eğer ki Ebru Hanım'ın izni yoksa bunu dahi sormak gerekiyor. Veya neyle karşılaşıyoruz? Kişiler birliktelik yaşıyorlar. O birliktelikleri esnasında bir takım resimler çekiliyorlar. Sosyal medya hesaplarını yüklüyorlar. Sonrasında ayrılık durumunda bu resimlerin kaldırılmaması yine bir tazminata konu olabilir. Ki dediğim gibi size ait resim, numara veya sizin dini inancınız bilhassa sizin kişisel veriniz olarak değerlendiriliyor. Ve sizin kişisel bir verinizi hukuka aykırı olarak bir şekilde paylaşılması, kişisel verinin hukuka aykırı olarak elde edilmesi veya yayma suçunu oluşturabilir. Peki sosyal medya üzerinde işlenen suçlar ve hukuki korunma yolları nelerdir? Şimdi şöyle, eğer ki sizin hakkınızda sosyal medyada istemediğiniz minvalde bir haber yapılmışsa, ama tabii bu haber eğer ki gerçeği yansıtmıyorsa veya kişisel haklarınıza saldırı mahiyetindeyse veyahut da artık güncelliğini yitirmişse, artık unutulma hakkı biliyorsunuz Google İspanya kararı ile birlikte hayatımıza girdi aslında. O haberin, o içeriğin, o linkin kaldırılmasını en yakın suç ceza hakimliğinden erişimin engellenmesi talep edebilirsiniz. Eğer ki o haberde veya o içerikte baktığınızda güncel olarak eğer ki kamunun ilgisini çekiyorsa, mesela şöyle düşünelim, nasıl örneklendirebiliriz? Diyelim ki bir kişi çok eski yıllarda bir evlilik yapmış ve işte diyelim ki artık o evliliğiyle anılmak istemiyor. Artık o onun unutulma hakkı. Buna saygı duymak mümkün. Çünkü bu haber güncelliğini yitirmiş ve bu haberle birlikte aslında kişinin elde edebileceği bir fayda söz konusu değil. Ya da toplumun elde edebileceği bir fayda söz konusu değil. Ama diyelim ki geçmişte adı bir şekilde cinsel taciz suçuna karışmış
ulaşmış ve bundan dolayı hüküm almış bir kişinin haberini silmek kamu yararı açısından yıllar geçmiş olsa bile pek tabii ki de kamunun yararını karşılamayacaktır. Neden? Çünkü o kişinin, örnek veriyorum, tekrardan bir okulda işe başlama durumunu düşünün. Onun aslında geçmişinin kişiler tarafından bilinmesi gerekecek. Evet. İşte tam da bu noktada unutulma hakkının bu şekilde bir ayrımını yapabiliriz. Ve dediğim gibi siz eğer kendinizle ilgili bir içeriğin internetten kaldırılması gerekiyorsa, böyle bir talebiniz varsa, dediğim gibi Suç Ceza Mahkemesi'nden erişim engeli talebinde bulunabilirsiniz. Veya bu noktada bazen haber sitelerine mail attığınızda da haber ve içeriğin kaldırılmasını talep ettiğinizde buna olumlu dönüş yapan ve bunu iyi niyetle unutulma hakkı kapsamında değerlendiren siteler de oluyor. Ama yurt dışında, mesela Avrupa'da Google'ın daha henüz Türkiye'de ne yazık ki onun uygulamasıyla karşı karşıyayız, Türkiye'den başvuru yapamıyorsunuz. Uyar kaldır sistemi var. Kişiler hiç mahkemeye gitmeden Google'a başvurarak Google sistemi üzerinden bu haberin kaldırmasını talep ettiğinde, Google eğer ki o haberde bir kamu yararı görmüyorsa veya örnek veriyorum bir saldırı varsa, bir hakaret varsa, işte tam da bu noktada Google bu haberi kaldırabilir. Anlıyorum. Peki Begüm Hanım, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Tekrar görüşmek üzere diyorum. İnşallah. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.